Selamlar dostlar, bir Barçkan İnternet Switch indirim videosuna daha hoş geldiniz. Bugünkü odağımız 200 TL altındaki, yani genel olarak indie ama 2A, 3A oyunda bulmaya çalıştım. Şöyle bir liste yaptım. 10-15 tane oyuna bakacağız dostlar. Şimdi şöyle söyleyeyim, Warner Bros'un da güzel indirimleri var. Mortal Kombat 11 falan, işte Hogwarts falan indirimde, yeni çıkmalarına rağmen güzel indirimler almışlar. Ama dediğim gibi ben biraz daha böyle 200 TL bandında takılacağım için onlardan çok fazla bahsetmeyeceğim, ama eğer böyle bütçeniz varsa işte Hogwarts Legacy, Mortal Kombat 1'i almak isterseniz bir bakabilirsiniz. Aynı zamanda da Lego oyunları falan da var. Lego Harry Potter Collection, Lego işte Star Wars falan, onların hepsi var. Bugünkü videomuzda 200 TL altındaki oyunlara genel olarak işte ağırlık vereceğim. Ama bir de şöyle bir şey var. Metascore'u 80 abi. Yani 80'in çok altına girmemeye çalıştım. Yani böyle kaliteli oyunlar olsun istedim. Oyunların fiyatları da güzel. Genelde dediğim gibi indie oyunlar ve işte 2A, 3A oyunlar da var teklifte olsa. Hadi listeye geçelim. Ha bir de şunu söyleyeyim. Bir önceki indirim videolarında olmayan oyunlara da yer vermeye çalıştım. Hani bunu da not olarak eklemek istiyorum. Yorumlarınız varsa yorumlarınızı ekleyin dostlar. Videoyu beğenseniz de harika olur. Kanala yeniyseniz de Nintendo Switch içerikleri, retro içerikler ve güncel oyun içerikleri için kanala abone olabilirsiniz diyorum ve geçiyorum. Shanti oyununu seçtim. Half-G Hero oyunu. Bu oyunu şu anda 31 Aralık'a kadar Güney Afrika dükkanından 174.97 TL'ye alabiliyorsunuz. Metascore 82. Çok güzel bir platform oyunudur. R-Type Dimensions EX. R-Type oyunu Game Boy zamanında benim çok sevdiğim bir shoot'em up oyunu. Metascore 81. Şimdi store'lara göre indirim günleri değişiyor. Ama en ucuz şu anda Japon eShop'unda ve Japon bölgesinde de 7 Ocağı kadar indirim devam ediyor. 153.42 TL'ye çok güzel bir shoot'em up oyununuz olmuş oluyor dostlar. Indivisible'ı seçtim. Metascore'u 81. 2 Ocağı kadar indirim devam ediyor. Afrika eShop'undan 193.18 TL alabiliyorsunuz. Hem platform, hem action roleplay, hem de JRPG kafalarında bir oyun. Güzel bir oyun. Hem de böyle Metroidvania olayları da var. Karışık, ortaya karışık yapmışlar. Kendine has bir tarzı çizimi var. Puyo Puyo Tetris. Şimdi Puyo Puyo Tetris 205.85 TL. Hani 200 liraya geçiyor ama sonuçta 5 liranın da lafı olmaz diye düşünüyorum. Nintendo Switch'in ilk oyunlarından, çok güzel bir oyun. Hem Puyo Puyo hem de Tetris seviyorsanız oynayabilirsiniz. Hem online özellikleri var, hem arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. 4 kişiye kadar oynanabiliyor. Bayağı zevkli. Bir oyun, metası da 81. Diğer oyunumuz Blossom Tales The Sleeping King. Blossom Tales 2 çıktı ama birinci oyunu oynamadıysanız direkt tavsiye ederim. Japon eShop'unda 75.69 TL, metası 80. Direkt böyle iki boyutlu bir Zelda oyunu abi. Çok Zelda'ya benziyor. Öyle direkt Zelda oyunu dedim. Zelda klonu da diyebiliriz. Zelda-like da diyebiliriz. Güzel bir oyundur. Kesinlikle tavsiye ederim. Devil May Cry 3 Special Edition var. Bunun indirim tarihi yaklaştı. 20 Aralık. Japon eShop'u için. Ama 252 TL gözden çıkartırım derseniz de Güney Afrika dükkanında 13 Ocağı kadar 252.56 TL. Metası 82. Çok güzel bir oyun. Hani PlayStation 2'de oynamadıysanız Nintendo Switch'te de çok güzel çalışıyor. Kesinlikle söylemem lazım. Bizzat aldım, oynadım ben bu oyunu. Hollow Knight. Yani Hollow Knight ile ilgili diyecek bir şey yok. Japon eShop'unda 151.38 TL. Metası 90. Çok güzel bir Metroidvania ve zorlayıcı bir Souls-like oyun diyebilirim aynı zamanda. 152 TL'ye alabiliyorsunuz Japon eShop'undan. Mark of Ninja Remastered koydum. Ben bunu Xbox 360 döneminde Xbox Live Arcade'den oynayarak bitirmiştim zamanında. Fiyatı çok uygun bence. Güney Afrika dükkanında 31 Aralık'a kadar alabiliyorsunuz. 103.72 TL. Into the Breach. Ben bunu aslında anlatmıştım sanırım diğer videolarımda ama yine de fiyat olarak çok iyi. Güney Afrika dükkanında 31 Aralık'a kadar bir kampanyası var. 83.13 TL. Into the Breach de bir strateji oyunu. Advance Wars'u oynadıysanız aynen Advance Wars kafasında. Ama hem çizimleriyle hem de oynanışıyla gerçekten bağımlılık yapıyor. Metası da 89. Diğer oyunumuz Iconoclast. Iconoclast bir Metroidvania, tek kişinin yaptığı bir oyun. Müzikleriyle, konusuyla, oynanışıyla bayağı bir şaheser kesinlikle. Metası 87. 123 TL'ye de Güney Afrika dükkanından alabiliyorsunuz. Aralık sonuna kadar indirim devam ediyor. Axiom Verge ikincisi çıktı ama ilkini oynamadıysanız bu da güzel bir fiyata. Aralık sonuna kadar 92.63 TL'ye Güney Afrika eShop'undan alınabiliyor. Kendine has grafikleri ve oynanış tarzı olan süper bir iki boyutlu Metroidvania oyunudur kendisi. Little Nightmares'ın indirim süresi 18 Aralık. 18 Aralık. Bu videoyu izlediğinizde bitmemişse kesinlikle yapıştırın geçin. Şimdi Tales of Vesperia Definitive Edition. Bence bu oyun da kaçmaz. JRPG seviyorsunuz. Tales serisini seviyorsanız da kaçırılmayacak bir oyun.
Çok güzel bir oyun. JRPG ama dövüşleri real time gibi aynı zamanda. Konusu çok sürükleyici. Zamanla böyle oynanış biraz sıksa da konusu yüzünden sizi oyun ağlayabiliyor kendine. Güney Afrika dükkanında 182 TL alabiliyorsunuz. 13 Ocak 2024'e kadar indirimler devam ediyor. Baya baya böyle indirim süreniz var. 83 metası. Ve son olarak da Hades'i yazdım. Hades 285 TL ama bence fiyatı çok iyi. Yani 200 TL'yi biraz geçerim derseniz kesinlikle Hades 285 TL'ye değecek bu oyun. Steam'den de daha ucuz satılıyor şu anda. Mükemmel bir oyun biliyorsunuz. Metası 93 Japon eShop'undan şu anda 285 TL'ye alınabiliyor. İndirim videomuzun sonuna geldik. İndirimler oldukça Nintendo Switch indirimlerini size anlatacağım böyle oyunlara. Büyük oyunlarda çok fazla indirim yok açıkçası. Dediğim gibi Warner Bros. Tarafında bayağı indirim var ama Nintendo'nun kendi oyunlarının çok fazla indirimler yok. Olduğu zaman da kanalda incelemeler, içerikler olacaktır. Siz de bununla ilgili yorumlarınızı yazmayı unutmayın dostlar. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.